Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün size değişik bir tarifle geldim. Bu ne diye soracak olursanız. Leblebi tozu. Leblebi tozlu ya da leblebi unu diyelim. Çekilmiş leblebi unu ile güzel bir kurabiye yapacağım arkadaşlar. Leblebi unlu kurabiye. Şöyle. Bu 100 gram göstermek için size tartımlarım. 200 gram un lazım. Bir şey leblebi unu lazım bize. 100 gram tereyağımız var. Biz bunun için önce bir şekerimizi koyalım. Bir çay bardağı kadar da toz şekerimiz var. Evet. Size şunun hikayesini anlatayım. Leblebiyi biz çarşıda leblebi alacaktık. Ben de ne zamandır leblebi tozu arıyorum. Unu arıyorum yani leblebi tozu çekilmiş. Bir baktım leblebi tozu bir yerde buldum. Bu şeyde bulabilirsiniz. Bu çerez satan yerlerde var arkadaşlar. Ama bazı yerler getirmiyor. Evet, bu kaç gram almışız? Yarım kilo aldım. Yarım kilosu 15 lira 20 kuruş. 30 liraydı kilosu. Aldım. Şimdi ilk tarifimi deneyeceğim. Evet, şunu önce bir karıştıralım ve bundan 2 bardak bu şekilde leblebi tozu koyacağız. 200 gram leblebi tozu, bir çay bardağı şeker, toz şeker. Eğer varsa pudra şekeri koyun. Ben biraz incelttim makinede, hatta şöyle gözüküyor. İncelttim ki çünkü yokmuş evde. Bulamadım, var zannediyordum, almamışız bari demek ki. Pek tatlı türü bir şey yapmadığım için hani leblebinde bir de dedim bu kurabiyesini deneyelim. Hakikaten çok daha önce yedim, çok lezzetli, çok hoşuma gitti ama ilk defa yapıyorum. Evet, şimdi bunu ilk önce güzelce bir elimizde yoğuracağız arkadaşlar. Ben yoğurmaktan vazgeçtim. Nasıl olsa dedim toz şeker koymuştum buna. Hemen rondom attım. Makinede daha kolay olur diye düşünüyorum. Şu hepsini bir arada koyacağım ve yoğuracağım. Evet, şimdi 100 gram bir tane daha koyacağım. Evet, ikinciyi de koyduktan sonra makinemizi çalıştırmaya hazır. Şekerimizi de ilave ettik. Evet arkadaşlar, makineden çektikten sonra ben şöyle bir elimle de birazcık şöyle bir yoğurayım dedim. Çünkü toz halinde oldu makineden çekince. Bunu bu şekilde, evet, çünkü yağ sert olduğu için makineye atmıştım. Evet, yumuşadı. Gayet güzel. Şu şekilde yoğuruyoruz iyice. Evet arkadaşlar, şu şekilde iyice yoğurduk. Şimdi bunu tepsimize dizeceğim. Arkadaşlar, tepsimize dizdik ve ben şekil vermeye başladım. Eğer çocuklarınız varsa böyle güzel bir şekiller vererekten çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Şu şekilde isterseniz verebilirsiniz. Şekil makineniz varsa şekil makinede daha da çekebilirsiniz. Şöyle kürdan yardımıyla yapıyorum. Evet, şimdi fırınımı ısıttım ve bunu 7 dakikada pişireceğim arkadaşlar. Kesinlikle 7 dakikayı geçirmeyin. Ve videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini tıklarsanız bizden gelen bu müthiş ve güzel videolardan haberdar olabilirsiniz. Aboneliğimiz ücretsizdir arkadaşlar. Afiyet olsun. Arkadaşlar, o kadar harika bir koku var ki. Tereyağının müthiş lezzeti ve leblebi tozunun birleşimiyle enfes bir koku. Dayanamayacağım. Bunun biraz soğuması lazım. Çünkü çok yumuşak şu anda. Soğuduğu zaman biraz daha iyi olacak eminim. Çok da güzel kabardı. Ben bunu şekillendirdim ki belki çocuklarınızı sevindirirsiniz. Benden değişik bir öneri olsun diye. Evet, şu şekilleri şekillendirebilirsiniz. Görüyorsunuz, çok da güzel oldu şekillendirince. Evet, harika oldu gerçekten. İnşallah sizlere bir faydam, bir önerim olmuştur. Bir kurabiye de benden. Afiyet olsun.